2 milyon dolar ya. Allah hepimize daha çok versin. Allah tuttuğumuzu altın etsin. Peki Monşe, nasıl yiyeceksiniz o kadar parayı? Bana kalsa çıtır çıtır. Ama yemeyeceğiz tabii ki. Babama ve bana birer tane ev alacağız. Değil mi baba? Buradan taşınıyor musunuz? İnşallah kısmetse hayırlısıyla bir an önce oğlum. Beni çok özleyecek misin tatlım? Evet, taşınıyoruz Dilber Hanım. Ya sonuçta burası biliyorsunuz küçük ve vasat bir daire. Vasat mı? Hayır, yani pek çok insan için mükemmel olabilir ama hani bizim için vasat. Yani ben havuz falan ararım oturacağım evde, ne bileyim yani. Her sabah bir ıslanmak isterim. Islak odunla ıslatsak olur mu? Niye saldırdın ki sen şimdi bana Volkan? Sen bizim Nişantaşı'nın göbeğindeki çiçek gibi evimize nasıl vasat dersin ya? Maşallah parayı bulunca burnun aslınınki kadar oldu. Yeni zengin. Köfte gibi kızar, biber gibi patla. Sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün cingöz Volkan. Baban Gil'den haber var mı? Çok selamları var Dilber Hala. Yakında zaten gelecek kendisi de. Özlemiş, özlemiş. Tilledim ha. Vallahi tilledim. Ben sana biraz dekolte giyin dedim hayatım. Ciddice damar kurusun, cibilliyetsiz. Ah, bana olan hayranlığından, gizli ilginden böyle söylüyorsun değil mi şekerim? Allah sen bilirsin. Baba, şöyle ne zaman mı kırız biz? Şu Klas Palas'taki üst kata mı söylüyorsun? Yok, orada oturmam ben. Klas Palas mı? Şey, Abdi İpekçi Caddesi'nde meşhur Klas Palas apartmanında satılık daire mi varmış ya? Ne, alacak mısınız Burhan Bey? Hayır, 2 milyon dolar. Ya acele edin, sizden önce biri kapmasın. Klas Palas. Hayalimdeki ev. 5+1, yüksek tavanlı, 450 metrekare net, kapanmaz deniz manzarası ve elit komşular. Siz gezdiniz mi daireyi Burhan Bey? Sadece rüyalarımda makbili. Ben sevmem öyle kasvetli evleri. Tahtaları gıcırdar. Böcek olur, fare olur, rutubet olur. Hayaleti olur filan. Estağfurullah. İster gulyabani olsun, ister katil bebek Chucky olsun, vallahi ben çok isterdim o evde oturmak. Eşyalar falan Topkapı Sarayı gibisindenmiş Burhan Bey. Anlata anlata bitiremiyorlar. Ya çok zengin bir ailenin tek kızı yaşıyormuş şimdi hali hazırda. Vallahi evin girişine bir tane vitrin koymuşlar. Sülalenin mücevherleri sergiliyorlarmış. Antikalar olsun, tablolar olsun, müze gibi dedi İzzet. İzzet mi? İzzet mi? Evet. İnanılır gibi değil ama evi İzzet pazarlıyor arkadaşlar. Emlakçılığa başlamış. Aile de deli herhalde. İzzet'e vermiş komisyonculuğu. Ben de İzzet'le konuştuğumdan falan değil de mahalleden duydum. Dilber teyzeden falan işte. Koca karı dedikodusu işte. Ay. Ben istemiyorum o evi baba ya. Nerede yüzeceğim? Ben seni küvete basarım, hem kirlerin kabarır. Görgüsüz. Volkan. Herkes köşeyi dönmüş abi, herkeste para var. Bir biz garip kaldık vallahi billahi ya. Krizi fırsata çevirmek lazım abi. Uzun bile döndü köşeyi, biz burada yatıyoruz böyle. Klas Palas. Gezmeliyim. Acil tarafından görmeliyim. O eşyalara dokunmalıyım. Ben o eve aitim. Kont, kes sesini. Çok gürültü yapıyorsun. Selamünaleyküm hacı. İyi günler Maide Hanım. Kusura bakmayın, rahatsız ediyoruz ama evi görmek isteyen bir müşteri var da.
Pekala. Ama ruhlara saygılı olun. Bağırarak konuşmayın, öksürmeyin, hapşırmayın. Hayaletler sevmiyor. Maide Hanım, komisyonla ilgili bir şey konuş. Bana bak. Ben Maide Hanım'la iki dakika bir şey konuşacağım. Sen burada bekle. Eşyaları sakın elleme, tamam mı? Karamanyak lan. Sana ne oğlum? Abi çok şıkmış burası. Yani acayip beğendim. Harikulade. Oğlum bu çerçevelerdeki altın kaplama mı acaba? Burhan, mavra yapmıyorum. Ev sahibinin özel isteği. Eşyalara dokunulmayacak, tamam mı? Vahiy haspam. Biz sanki böyle evleri bilmiyoruz. Aynısı bizim Tokat'ta da var oğlum. Eşyalarını bir görseler, o Tokat'ın o yüksek tavanlı evlerini bir görseler, o ustalarını bir görseler, tamam, dokunabilir mi acaba? Tamam. Burada bekle. Bir de hayaletler var diye gerizekalı. Ay, sırtım ürperdi. Çok güzel ya şu sandalye. Acaba bunu bizim marangoza yüzsek yatırırım ya. Cehirleri de burada ha. Bunu da kapının önüne koymuşlar. Vallahi birisi dolar götürür bunu. Ay çok güzel ya. Mantarı da burada mı? Ey Allah'ım yarabbim ya. Kaldı bunlar ya. Emin fotoğraf çekilmeli. Şırt. 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 Hayaletleri. Aile büyüklerinin hayaletleri bunlar. İyi ya, tanıdık işte. Eşyaları ellenince çok kızıyorlar. Beni her gece sorguya çekerler. Bana diyorlar ki... Maide. Maide. Yine yaramazlık yapmışsın. Cezanı çekeceksin. Hay Allah. Yaşlı insanlar işte. Ne yapacaksın? Her yerde aynı. Evet. O yüzden bu evi satmak istiyorum. Aileden sadece yatalak halamla ben kaldık. Bu evden kurtulup Topuzlayalım'a gideceğim. Ay, orası kaç metrekare acı? İzninizle istirahat etmem lazım. Çek! Nedir benim? Ne hapşırtıyor ya? Ya çok ağır bir koku sürünüyor. Baharatlı mıdır nedir? Benim de genzimi yakıyor zaten. Kafayı da sıyırmış iyice. Zaten senin emlakçı tutmasından belli oğlum. Kafayı sıyırmış ne? Zaten... Lan! Karışma! Hiçbir şeye elini sürmedin değil mi? Aa yok oğlum, hiçbir şeye dokunmadım ben. Hadi evi gezek mi? Hadi lan gel. Sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.